Herkese yeni bir günden merhabalar, selamlar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler çok şükür iyiyiz ve bugün çok daha iyiyim. Çünkü bugün mutfak dolaplarıma yeni kapaklar takılıyor. Şu an içeride. Dünkü videomda bahsetmiştim. Ben şu an bu videoyu hangi kanala atacağımı hiç bilmiyorum. Yani çekime başladım ama Çavuş ailesinin günlüğüne mi atarım, Göknur Çavuş'a mı atarım, hangisine yükleme yaparım hiç bilmiyorum. Dün Çavuş ailesi günlüğün videosunda, kanalındaki videomda bahsetmiştim mutfak dolaplarıma yeni kapak taktırıyoruz diye. Bugünü beklemiyordum ben açıkçası ama saat 2.30 gibi aradılar. Müsaitseniz kapaklar elimizde hazır, gelip takalım diye. Ben de dedim tamam, biz müsaitiz, siz gelin. Hemen geldiler. Şimdi eşim işe gidecek saat 3'e. 6-7 dakika var, saat 3'te işe gidecek ama ustalar çalışmaya devam edecek. Mutfak mutfak dolaplarının bir tanesinin de böyle aşağıya doğru boyunu şey yapıyorum. Biraz yüksek olduğu için bana göre yüksek, aslında standart boyu ama bana göre yüksek olduğu için onu da biraz aşağıya indirttirdik. Şimdi indirdiler içeride. Ne derler, hummalı bir çalışma var dermişim. Tabi mutfağın altı üstüne geldi. Bu iş bittikten sonra inanılmaz derecede büyük bir iş var bana. Ne oldu anne? Ne yapacağım? Öyle. Şimdi size bir şöyle göstereyim mutfağın halini. Ne durumda canım? Gidiyor musun? Evet, tamam. Yani eşim de evde olsa daha iyi olurdu tabii ki. Hem onlara yardımcı olurdu, hem başlarında dururdu. Ne yapalım, mecburen işe gidecek. Dün izinliydi, bugün mecburen gitmesi gerekiyor. Neyse gitsin. Ustalar da artık şey değil, yani yabancı değil. Yatak odasının kapısını taktırmıştık onlara. Aynı yere yaptırıyoruz. Güzel, işleri de temiz, yani güzel iş yapıyorlar. Allah var, temiz iş yapıyorlar. Çünkü mesela ben yatak odasının kapısını taktıralı bir 6-7 ay oldu. Çok memnun kaldım o kapıdan. Bakalım, inşallah dolap kapaklarımdan da memnun kalırım. Şimdi size bir göstereyim. Buradan başlıyoruz. Bakın burada alet çantaları falan, bardakları falan boşalttım. Annem yavaş, elin çarparsa hepsi kırılır. Dolabın içindeki bardakların olduğu kısımdaki bütün bardakları çıkardım. Tepsilere koydum. Bir kısmı da buzdolabının üstünde. Haliyle şimdi bunların hepsi tozlanacak. İş bittikten sonra hepsini makineye koyarım. Hı? Öyle mi? Bir bakalım bakalım. Alet çantaları. Adamlar baba. Evet. İnşallah güzel olacak sonuç. Değil mi? Dur annem, dur. Evet, şu an mutfak çok karışık. Karışık ama. Ama geliyorum bakmaya. Gördünüz değil mi mutfağın halini? Ya bana çok iş var bu iş bittikten sonra ama ne yapalım inşallah. Tek başıma emmili. Yani yardımcım da yok. Yanımda bana yardım edecek kimse de yok. Yani Ali işe gidecek olmasa bana yardımcı olur. Beraber hallederiz. O mesela gösterdiğim mutfak dolabı var ya, karşıda yaptıkları. Orası komple bardakları, fincanları, işte kupa bardakları falan. Yani bütün bardakları o dolaba koyuyorum. Onun hepsi içi bardak doluydu. Hepsini boşalttım. Şimdi yapılan işten dolayı illaki hepsi toz oluyor. Şimdi onların hepsini tek tek makineye düzeceğim, boşaltacağım, sileceğim, şey yapacağım. İşim çok, yani çok işim olacak ama sonuç güzel olacağı için mutluyum. Gerçekten sonuç güzel olacak inşallah. Bu arada Yakup'un da uykusu geldi. Onu da uyutmam gerekiyor ama. Tabii ki ederim. Yumuşacık bebek çünkü o. Çok yaşa aşkım. Güzel kuzum benim. Aşkım benim. Çalışma devam ediyor. Aylin Hanım da oradan bakıyor. Gel gel diyor bana. Onların adı abi. Bizim abilerin adı da. Evet. Şimdi size biraz mutfağın halini göstereyim. Bir şey lazımmış. Malzeme eksik gelmiş galiba. Onları almak için şeye gittiler. Dükkanlarına gittiler. Geri gelecekler. Hemen 15 dakikaya kadar geri geliyoruz abla dediler.
Ay bu da bir de buğulanmasa. Şimdi bu dolap söküldüğü yerinden bir 12-13 santim kadar aşağıya doğru yeniden çakıldı. Duvara yeniden monte edildi. Şuraya da şu gördüğünüz kapaklar yapıldı. Şu kısım da şöyle. Krem rengi olsun dedik, uyumlu olsun dedik. Burası da böyle. Dur annem, dur. Çantaları, eşyaları falan burada zaten. Yani bir de öyle bir ani oldu ki ben daha bulaşıkları bile yıkamamıştım. Çok ani oldu gelmeleri. Bakınsanız zaten bardakların bir kısmı orada, bir kısmı buzdolabının üstünde. Şimdi bunların hepsini yeniden yıkayıp iş bittikten sonra tabii ki mutfağa öyle yeniden yerleştirme yapacağım. Şuralar falan bayağı bir batık bir durumda. Peki artık sonuç güzel olacağı için katlanıyoruz. İyi olacak inşallah. Görüyor musunuz? Abisinin kucağında uyumuş benim kuzum ya. Kurban olurum Allah'ım. Oy kurban olurum seni veren Allah. Oy ne tatlı uyumuş bu böyle ya. Abisinin koynuna da sokulmuş. Oy kurban olurum seni veren Allah'a. Aylin Hanım da hanım ağa gibi oturmuş. Düzmüş yastıkları. Ben bu yastıkları böyle yerine koyuyorum. Benim kız böyle kendine ev yapıyormuş. Benim evim diyor. Bu paçalar niye sıvanmış? Giyerken mi oldu? Onu bir düzler misin onları? Orası mı? Tamam fark etmez. Kalsın şimdilik. Ya bu saçını başını günde kaç defa düzlüyorum kızım ya? Kaç defa ya? Düzlüyorum, topluyorum. Saçları çok yumuşak ve ince telli olduğu için toka durmuyor başında. Senin keyfini severim ben. Ben mutfağa gidiyorum şimdi. Karma karışık olan mutfağıma gidiyorum. Yani mutfak karışık da olsa çaydan vazgeçer miyim ben? Ustalar şeye kadar gittiler ya, dükkandan bir şey almaya gittiler. Tabii ki ben de çayın altını yaktım hemen. Ama bulaşık makinesindekiler temiz. Bulaşık makinesinden alacağım bardağı. Çünkü şuradaki bardakların hepsini boşalttım. Hepsi burada ve bunlar burada toz oldu bile. Kullanılmaz. Bunların hepsini iş bittikten sonra önce makineye koyacağım. Makinede yıkanacak. Onlar makinede yıkanana kadar mutfak dolaplarını silerim, temizlerim. Yeniden yerleştiririm. Çay canım istedi. Çünkü bu saat 4 oldu. Bakın. Saat 4. Yani bugün akşama kadar buranın biteceğini zannetmiyorum. Çünkü daha o aralar yapılacak. Şuraya araya kat atılacak. Şuraya bakın çizgi çizmişler. Yerini belli etmişler. Oraya kat yapılacak. Buranın da daha tam işi bitmemiş. Bir işte parça eksikmiş. Bir de şuraya da şey yaptılar. Bakın. Buraya da böyle kat attırdım. Onlar şimdi tencereleri gelişigüzel geri koymuşlar içine de ben tabii ki çıkaracağım. Bir güzel sileceğim, temizleyeceğim. O tencereleri yeniden yıkayacağım, yeniden düzenleyeceğim. Yani anlayacağınız mutfağımda o kadar işi var ki. Allah yardımcım olsun. Çocukların topu bile burada. Ne işi var? Bu topun burada değil mi? Bu işin burada, bu topun burada ne işi var? Şu bardaklar falan hepsi yeniden yıkanacak. Allah'ım sen bana yardım et. İşim çok. Şekerimizi atalım, çayımı içeyim. Onlar da gelir zaten şimdi. Hemen geleceğiz geri dediler. Ben çayımı aldım, tam çayımı doldurdum. Geldi ustalar geri. Neyse sağ olsunlar şey yapmıyorlar ya. Öyle hızlı hızlı çalışıyorlar. Vallahi kahve, çay bir şeyler yapayım istiyorum. İkram edeyim istiyorum ama mutfakta çalışıyorlar. Ben onların yanında duramam yani. Mutfak zaten dar. Ben de şey yaptım, kola vardı. Hatta mutfağa giremiyorum da Aylin'e dedim git kızım dedim bak masanın üstünde kola var getir getirdi. Bardaklar falan zaten koridora koymuştum bardakları. Aytu ne yapıyorsun sen orada? Artık şey yaptım. Gofret koydum, kola koydum, tezgahın üstüne koydum. Dedim kolanın devamı da masanın üstünde istediğiniz kadar dedim hiç çekinmeden içebilirsiniz dedim. Kahve çay yapmak istiyorum ama dedim size engel olmak istemiyorum burada dedim. Yapıyorlar bakalım devam etsinler. Böyle mi yaptın? Tamam. Tamam gösteririm şimdi ya. Bak. Tamam. Yakup da uyudu zaten. Artık o uyur. 2-3 saat uyur. Çünkü sabah çok erken uyandı. Şu saçlarını da toplayalım tekrardan. Yok kızım kola değil ki. Çay anneciğim. Bu arada Aylin de kendi kendine bir oyun yapıyor işte. Gitti bütün kaseleri aldı. Plastik olan kaseleri. Kule yapıyormuş.
Vay, çok güzel oldu. O kulenin üzerine de bir tane Türk bayrağı dikmemiz lazım. Değil mi? Çadı. Mutfağımdaki işler an itibariyle bitmiştir arkadaşlar. Ustalar bitirdi gittiler. Sadece şu kısmı yapmadılar. Orayı zaten eşim söylemiş. Ben oraya alçı çekerim demiş. Onu artık yarın yapar eşim. Şimdi bana bu kadar temizliği bu kadar yeri temizlemesi kaldı. Şöyle açıyoruz. Şöyle arada bir kat. Dedim fincan koyacak kadar bir kat olsun benim için. Alta çay bardaklarını ve su bardaklarını koyarım. Üste de fincanları koyarım dedim. Burası böyle. Burası da bu şekilde. Yine aynı sistem. Böyle. Şimdi buraları hep boşaltacağım, sileceğim, temizleyeceğim. Bu baharatlıkları falan yıkayacağım. Diyorum ya, çok ani oldu gelmeleri. Burayı boşaltamadım. Onlar da dediler hani bizim işimize engel olmaz, sorun değil dediler. Dedim artık zaten ben buraları temizlerken bu baharatlıkları falan yani yıkayacağım. Değişen bir şey olmadı benim için. Burası da bu şekilde. Ben şimdi buraya yeniden bir düzen vereceğim komple. Bu dolapların hepsini sileceğim. Bunları iç dış silinecek. Aynı şekilde bu dolapta içi dışı silinecek. Sonrasında da bütün dolabın içindeki düzeni değiştireceğim. Bu baharatları buradan kaldıracağım. Buraya şuradaki tabakları koyacağım. Yani bu üst kat yüksek olduğu için bana zaten biz bu yüzden burayı kapattık. Buradaki gördüğünüz tabakların hepsini ben buraya koyacağım. Buradaki baharatları da yani şu an tam karar veremiyorum ama şuraya koymayı düşünüyorum. Bakalım şuraya koymayı düşünüyorum. Buraya ve buraya. Büyük kavanozları buraya, küçükleri buraya koymayı düşünüyorum. Zaten bu buradaki saklama kaplarını da şu karşıdaki dolabın içine koyarım. Yani bana o kadar çok iş var ki Allah yardımcım olsun. Ya Allah ya Bismillah deyip işlerime başlıyorum. Benim için dua edin. Allah'ım yardımcı olsun bana. İşe önce yerleri süpürmekle başladım. Şu yerleri, mutfağı, buraları, komple koridoru süpürdüm. Zaten içerileri kahvaltıdan sonra süpürmüştüm. Buraları, her yeri süpürdüm. Şimdi tezgah üstünü ve dolapları temizlemeye devam edeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki o halıların üzerinde adamlar iş yaptı, malzeme çantalarını koydu, alet edevat koydu, o halılar kirlenmiştir falan diye düşünebilirler. Benim halıları kaldırmak gibi bir şansım olmadı maalesef. Arayıp biz geliyoruz demeleriyle eve gelmeleri 15 dakika sürmedi bile. 10 dakika içinde geldiler inanın. Ben sadece mutfağı toparlayabildim. Karşıdaki dolabın içini boşaltabildim. Yani 10-15 dakikalık sürede ancak bir tek bunu yapabildim. Evet, halıların üzerinde illaki yani şuralarda falan, mesela şuralara, şu gördüğünüz şuralara falan malzeme çantalarını koydular, alet edevat koydular ama yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi süpürdüm her yeri. Kalkıp bu halıları şu an ne silebilirim ne de yıkayabilirim. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. Bu havada halı kurutmanın imkanı yok. İnşallah havalar birkaç güne kadar düzeldiği zaman zaten bu halılarım kirlendi, yıkanması gerekiyor. Bunlar tek tek makineye atılıyor zaten. Birkaç güne kadar inşallah havalar açıldığında, düzeldiğinde tek tek halılarımı makineye atarım. No problem. Arkadaşlar şu gördüğünüz dolabı içini ve dışını, sadece kabasını temizledim. Daha cam şeyle yağ çözle sileceğim. Yani içindeki o işte çalışma şeyleri şey oluyor ya, inşaat pisliği diyeyim yani. Onları temizledim. Şuraları komple, her yeri, tezgahı komple çamaşır bulaşık deterjanı ve Domestos'la bir güzel sildim. Yani topladım, yıkadım buraları, bir güzel foşur foşur yıkadım, temizledim. Bu bardaklar normalde tabii ki temiz bardaklardı, dolabın içindeydi ama şimdi bunlar dışarıdaydı, şu dolabın üzerine koymuştuk. Burada iş yapılırken haliyle bunu buradan söküp geri monte ederken toz çıktı. Bunların hepsini şimdi makineye düzüyorum. Bunları makineye düzeceğim. Yıkanacak. Bunlar makinede yıkanana kadar da ben
O gördüğünüz dolabı şeyle söyleyemiyorum ya. Yorgunluktan unutkanlık başladı bende. Bayağı bir yoruldum ama. Ne diyorlar? Dolapları sildiğimiz şeyin adı neydi? Biraz önce söyledim. Yağ çöz. Yağ çözle sileceğim. Şimdi şunları bir güzel makinede hemen yıkansın. Yani temiz bardakları yeniden yıkıyorum. Şunları şu tarafa koyayım da. Buraya büyük olanları koyarım. İnanın gerçekten yoruldum. Yorulduğum için de başım ağrımaya başladı. Unutkanlık başlıyor. Yorulunca unutkanlık başlıyor. Hepsini şöyle bir güzel düzeyim. Pırıl pırıl olsunlar. Bunlar yıkanana kadar da dediğim gibi dolabı silerim, temizlerim. Temiz temiz de yerleştiririm içine. Şu büyük parçaları, büyükleri de böyle koyayım. Şöyle. İki tane daha buraya koyabilirim. Evet, zorlanıyoruz. Şöyle yerleştirme yapalım. Burası doldu. Alt açıkmış zaten. Bu kısmını da şuraya alta koyacağım. Şunu çıkarsam şey durmaz ama burada bulaşık kaplığını da koyacağım. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle çıkardık. Şöyle bir devam edeyim. Fincanlar var. Fincanları elimde yıkarım. Ufak ufak ya, o kadar şey değil. Şunları bir çıkardım burada mı? Bulaşık kaplığını da koyacağım. Bu da yıkanıyor. Bunu da ben arada bir böyle koyuyorum. Böyle. Bu da yıkanacak. Şu sığmaz değil mi? Şöyle. Yok, sığmaz. Bunu elimde yıkarım. Şimdi bunu çalıştıracağım. Fincanları elimde yıkarım artık. Deterjanını koyayım. Bir yandan makine yıkıyor, bir yandan ben yıkadım. Şu karşıdaki gördüğünüz hem sabah kahvaltı bulaşıkları vardı. Böyle aniden ustalar gelince onlar kalmıştı. Hem de fincanlar elimde yıkamam gerekiyordu. Onları elimde yıkadım. Makine da yıkıyor henüz. Hala devam ediyor. Şimdi şuralara şöyle tezgahın üstünü falan, ocağı mocağı her yeri temizledim. Yani tezgah üstü pırıl pırıl oldu. O gördüğünüz yıkadığım bulaşıkların hepsini buraya düzeceğim şimdi. Düzeceğim ki suyunu süzülsün, sonra da yerleştireceğim. Şöyle yapayım. Şunları şöyle koyayım. Zaten şimdi bunları kurulayıp yerine koyuyorum. Oo, acayip su içinde. Şu ufak parçaları şöyle düzeyim şurada. Şunlar benim arkadaşlar. İlk evlendiğimde hediye gelen fincanlarımdan. Yıllarca bu fincanları kullandım. Bu bir de durun getireyim. Bir de şu. Bir de bunlar. Böyle minik minik çiçekleri var üzerinde. Bu ve bu iki fincan bana hediye gelmişti evlenirken. Senelerce bu fincanları kullandım. Ama sonradan şunları aldım. Ya bunları da geçen sene aldım. Daha öyle çok olmadı. Yani şey A101'e gelmişti. Uygun fiyata gelmişti. 6 tane. Sonradan bunları aldım. En sonunda geçen işte 2 tane bundan aldım. Bir tanesi de yeşil. Böyle. Bu fincanların şu tabaklarını makineye koydum. Bardakların aralarına koydum. Şunu da şöyle koyayım. Evet, bu kaşıklarımız da burada böyle suyunu süzsün. Pasta fırçalarımız sabah
yumurtalı ekmek yapmıştı eşim. Ondan kullanmıştık. Şöyle. Evet, bulaşıkları da böyle düzdüm. Bunlar kuruya dursun burada. Dolap içlerini sildim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Tertemiz. Pırıl pırıl. Üstünü de sildim. İçlerini sildim. Şöyle kapağını da kapatmıyorum, kapaklarını. Açık kalsın. Bir kurula, şey, durusuyla da sildim. İyice bir kurusun. Havalansın. Deterjan kokusu kalmasın içinde. Havalandıktan sonra da zaten yerleştireceğim artık. Bunlar da kurudu. Makine de bitti. Hatta makineyi da şöyle açık bırakayım. Oo, nasıl buhar çıkıyor. İçi kurusun. Arkadaşlar, karşıdaki dolabın kurumasını bekleyene kadar kurudu. Kapağını kapattım. Biraz da ben kuruladım şeyle. Bezle. Burayı düzenledim. Onun kurumasını bekleyene kadar burayı, tencereleri çıkardım. İçini dışını bir güzel sildim. Geri en uygun bir şekilde nasıl olur böyle. Çok düzenli görünmüyor belki size göre ama ancak bu şekilde sığdırabiliyorum. Çok tencere var. Yani şu arka tarafta düdüklü tencerem var. Bunların arkasında da benim işte kızartma tenceresi, büyük pilav tenceresi falan filan. Orada da küçük tencerelerim. Yani hepsini buraya bu şekilde sığıştırdım bir şekilde. Burayı bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Nasıl olmuş sizce? Yani bana göre ancak bu kadar düzenli. Üste fincanları koydum. Zaten böyle üstü fincanları koymak için yaptırmıştım. Bütün fincanlarımı koydum. Fincan tabaklarım bir kısmı arkada. Çay bardağı altlarım, çay bardaklarım, küçük kupa bardaklarımız ve büyük kupalarımız. Burayı bu şekilde, bunlar hep elimin altında olması gereken şeyler. Burayı böyle düzenledik. Arkadaşlar, ben artık mutfak temizliğine bugünlük ara verdim. Çünkü yani mutfak temizliği öyle böyle bitecek gibi değil. Şu an saat 8'i 5 geçiyor bakın. Akşam saat 8'i 5 geçiyor. Yani akşam oldu. Şunlar var, daha yerleşmesi gerekenler. Makinenin içindekiler var. Zaten şu dolaplar yarına kaldı. Bu yüzden bugünlük artık mutfak dolapları temizleme işine ara verdim. Karnımız acıktı ve ben şöyle bir bulgur pilavı yaptım. Buğulanıyor. Buğulanmadan kamerayı da etkiliyor. Şöyle şehriyeli bulgur pilavı yaptım. Yanına da salata yaptım. Hemen masamı hazırlayacağım. Çocuklarla bir güzel yiyelim. Bugün çok iş yaptım. Öyle böyle değil. Bayağı bir iş yaptım yani. Çok yoruldum. Normalde yani mutfağa bir giriştin mi bir günde bitirmen gerekiyor ama ustalar saat kaçtı? 5 gibi falan herhalde gittiler. O saatte gittiler. Ben o saatten sonra başladım mutfağı temizlemeye. Bugün bayağı bir yani kabasını hallettim ya, çok şükür Allah'a. Gerisini artık yarına kaldı. İnanın yorgunluktan başıma ağrı girdi. Hemen yani bu arada bulgur pilavını ve salatayı da araya sıkıştırdım yani. O kadar ki şey, hemen bulgur pilavın suyunu koydum, ardından salatayı yaptım falan. Yakup da uyandı. Şimdi hepimiz masaya oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Hemen ardından çay yapacağım. Felaket derecede çay canım istiyor çünkü başım ağrıyor. Olmazsa yemekten sonra bir ağrı kesici alırım. Şu arkada gördüğünüz dolaplar kaldı, temizlenecek. Şurayı da zaten silmiştim. Şurası var bir de. Tezgah altı. Bunları da artık yarın yapacağım arkadaşlar. Çünkü burası daha şey, daha zor. Orası ufacık bir dolap. Burası kaç dolap var? 2-4 dolap var. Bayağı bir uğraştıracak beni. Yani ne diyorum? Mutfak dolap temizliği arkası yarın. Yarına kaldı gerisi. İnşallah yarın yine mutfakta görüşeceğiz. Yine mutfaktan açılış yaparım herhalde. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok güzel yorumlar gelmiş. Yemekten sonra hemen gidip yorumlarımı cevaplandıracağım. Sevgili takipçilerimi bekletmek istemiyorum. Herkes cevap bekliyor benden. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.